Romanımızın adı Durgun Don. Yazar Mihail Şolohov. İkinci kitap. 5. bölüm 22. Sel suları tarlalardan çekilmeye başlıyordu. Bahçe çitlerinin yanındaki kahverengi toprak ortaya çıkmış, selin geride bıraktığı kurumuş sazlar Dallar ve yapraklar yol yol çitlerin dibine yayılmıştı. Don kıyısındaki korunun söğütleri yaşarmaya başlıyor, söğüt tırtırları salkım salkım sarkıyordu. Kavaklar pıtrak gibi tomurcuklarla bezenmeye hazırdılar. Köyün çiftlik avlularında salkım söğütlerin mor sürgünleri gölcüklerin üzerine kadar sarkıyor ve ördek palazlarının yumuşak tüycüklerine benzeyen sap sarı tomurcukları rüzgarın karıştığı suyun üzerinde oynaşıyordu. Güneş doğarken ve güneş batarken yaban ördeği, yabani kaz filoları yüze yüze yiyecek aramak için ta çitlere kadar sokuluyor, selim bıraktığı sığ, sazlıklarla kaplı sularda bakır dilli balıkçıların çağrışlarını duyuluyordu. Öğleleri, donun rüzgar altında kırışan yüzeyi beyaz telekli çamurcu ördeğini okşuyordu. O yıl pek çok kuş göçtü. Yükselen günün şarap kırmızısı rengiyle suları kana buladığı şafak vakti ağlarına gitmek için kürek çeken balıkçılar suyun ağaçlıklı yerlerinde dinlenen yabani kuğular bile görmüştü. Ama Hristiyonya ile Matyev Kaşuli'nin köye getirdiği haber hepsinden de büyük bir mucizeydi. Çiftlik ihtiyaçları için birkaç tane meşe seçmek üzere devlet ormanına gitmişlerdi. Fundalıklar arasından geçerken yavrulu bir yaban keçisini ürküttüler zayıf, sarıya çalan kahverengi keçi dikenler ve ısırganlarla kaplı bir çukurluktan fırladı. Yanına sokulan oğlayla incecik bacakları tir tir titreyerek bir süre onlara baktı. Hristiyonya'nın hayretler çıkardığı sesi duyunca meşeliye öyle bir hızlıca daldı ki kazaklar onun kurşuniye çalan mavi toynaklarıyla kısa deve tüyü rengi kuyruğunu ancak görebildi. Kaşulin baltasını bırakarak hayretle neydi o diye sordu. Hristonya anlatılmaz bir sevinçle büyülü bir sessizliğe bürünmüş ormana doğru kükredi. Keçiye benziyordu. Yabani keçiye. Karpatlarda görmüştüm bunlarda. Demek savaştan bizim bozkırlara kaçmışlar. Hristonya için bu görüşe katılmaktan başka çare yoktu. "Herhalde öyledir." dedi. "Yavrusunu da gördün mü? Ne güzel manzaraydı be. Hay Allah. Tıpkı annesinin yanındaki insan yavrusu gibi." Köye dönüşte bütün yol boyunca bölgeye bu gelen, bu beklenmedik misafirden konuştular. İhtiyar Matyev kuşkulanmaya başlamıştı. Peki ama eğer keçi ise boynuzları neredeydi? Boynuzlarını ne yapacaksın? Bir şey yapacak değilim. Eğer keçi ise neden keçiye benzemiyor diye sordum. Belki de bir çeşit yabani koyun daha. İhtiyar sen iyice morukladın artık. Ristonya kızmıştı. Git de Melahovlara uğra bir. Gregor'un keçi bacağından yapılmış bir kamçısı var. Bakalım o zaman inanır mısın, inanmaz mısın? İhtiyar Matev hemen o gün Melehovlara uğramayı iş edindi kendine. Gerçekten de Gregor'un kamçısının sapı yaban keçisi bacağı derisiyle kaplanmıştı. Hatta keçinin minicik toynağı bile duruyordu. Ve toynağa bakırdan minicik bir de nal vurulmuştu ustalıklı bir biçimde. Perhiz ayının son haftası çarşamba günü Misha Koşovoy sabah erkenden koruluğun yakınında ırmağa attığı ağlara bakmaya gitti. Sabah ayazıyla sertleşmiş toprak incecik bir buzla örtülüydü. Ayaklar altında çıtır çıtır ediyordu. Misha omzunda kocaman bir kürek, kasketi başının gerisinde şalvarının paçaları beyaz yün çorapların içine tıkılmış yürüyordu. Baş döndürücü sabah havası ve çiğ rutubetin kokusu ciğerlerine çekiyordu. Kayığını itip açtı, ayakta durup küreye bütün gücüyle asılarak hızlı hızlı götürdü kayığı. Ağlarını gözden geçirdi. Son ağdaki balığı aldı, ağı tekrar suya bıraktı ve ağır ağır kürek çekerek dönerken bir sigara içmeye karar verdi. Yükselen güneşle gök kızarıyordu. Doğuda mavim tırak buğulu gök, aşağıdan yukarıya doğru fışkıran kana bulanmış gibiydi sanki. Kızıllık ufka yayılıyor ve altın tozu rengini alıyordu.'' Mişa sigarasını yakarken ağır ağır uçan bir çamurcu ördeğine baktı. Sigara dumanı kıvrıla kıvrıla yükseldi. Ağaçların dallarına takıldı, sürüklendi. Avlarını üç yavru çığa, dört kilo kadar çeken bir sazan ve bir yığın alabalık gözden geçirirken düşünüyordu. Bir kısmını satmalı. Şaşıla küçük verir, bir miktar kurutulmuş armutla değiş tokuş ederim. Anam da hoşaf yapar. Küreye asılıp kayığı iskeleye doğru götürdü. Kayığını çektiği bahçe çitlerinin yanında bir adam da oturuyordu. Kayığı düzgün, güçlü kürek darbeleriyle yürütürken acaba kim diye aklından geçiriyordu. Biraz daha yaklaşınca çömelmiş, gazete kağıdından sarılma koskocaman bir sigara içen adamın uşak olduğunu anladı. Küçücük kurnaz gözleri uykulu uykulu pırıldıyordu ve tıraşı uzamıştı. ''Ne istiyorsun?'' diye bağırdı ona Mişah. Sesi suyun üzerinden bir top gibi sıçraya sıçraya gitti. Daha yaklaş. Balık mı istiyorsun? Balığı ne yapayım? Uşak bir öksürük nöbetine tutularak sarsıla sarsık öksürdü. Şiddetle tükürdü ve istemeye istemeye doğruldu. Üstüne uymayan kaputu korkuluğa geçirilmiş bir palto gibi duruyordu. Sivri, yağlı kulaklarını, kürk başlığının sarkan kulaklarını kapatıyordu. Köye yakınlarda dönmüş ve kızıl muhafız olduğuna ilişkin kuşkulu bir takım dedikodular da onu izlemişti. Kazaklar ona silah altından çıkalı beri nerede olduğunu sormuş ama uşak tehlikeli soruları geçirttirerek kaçamaklı cevaplar vermişti. İvan Alekseyeviç ile Mişa Koşavo'ya açılmış... 4 ay Ukrayna'da bir Kızıl Muhafız müfrezesinde kaldığını, Ukrayna milliyetçi birlikleri tarafından ele geçirildiğini, kaçarak Rostov yakınlarındaki Kızıl Ordu'ya katıldığını ve dinlenip biraz toparlanabilmek için kendine izin verdiğini anlatmıştı. Uşak başlığını çıkardı. Çalı gibi saçlarını sıvazladı. Çevresine bakındıktan sonra kayığın yanına gidip fısıldadı. Başımıza çok kötü işler gelecek. Çok kötü. Bırak balık tutmayı. Yoksa balık tuta tuta başka şey düşünemez olacağız. Neymiş getirdiğin haber? Anlat bakalım. Diye sordu Mişa. Uşak'ın elini kendi balıklı avucuna alarak sıcak bir gülümsemeyle sıktı. Çok eski dostlar. Dün Migolinskaya'da kızıl muhafızları tepelediler. Kavga başladı kardeşim. Kan gövdeyi götürüyor. Ne kızıl muhafızları? Migolinskaya'ya nasıl gelmişler? Oradan geçiyorlarmış. Kazaklar üstlerine çullanmış, yakaladıkları tutsakları Kargine götürmüşler. Orada bir divanı harp kurmuşlar bile. Bugün de Tatarski'de seferberlik ilan ediliyor. Bu sabah çanı çalacaklar. Koşevoy kayığını bağladı. Balıklarını bir sepete boşalttı ve geniş adımlarla yürüdü. Uşak kaputunun etekleri uçuşarak, kollarını sallaya sallaya onun önü sıra genç bir at gibi zıplayarak gidiyordu. Ivan Alekseyevich söyledi bana biraz önce vardiyayı benden aldı. Değirmen bütün gece çalıştı. İvan işi kaynağından duymuş. Vyashanskaya'dan gelen bir subay Mokovlara uğramış. Mişan savaş yılları içinde sağlanan, olgunlaşan yüzünde kaygılı bir ifade dolaştı. Göz ucuyla uşaka baktı. Şimdi ne olacak? Köyden kaçmalıyız. Nereye? Kamenskaya'ya. Ama oradaki kazaklar hep beyaz. Öyleyse daha sola kaçarız. Aralarından nasıl geçeceksin? Eğer istersen geçersin. İstemezsen geride kal, canın cehenneme. Uşak aniden parlayı verdi. Nereye? Nereye? Ben nereden bileyim? Çevrene bakın biraz. Elbet saklanacak bir delik bulursun kendine. Bağırmayı bırak. İvan ne diyor? Ivan'ı yerinden kıpırdatana kadar. O kadar yüksek sesle konuşma. Bir kadın bakıyor. Avludan sığırları çıkarmakta olan genç bir kadına korku korka baktılar. İlk yol kavşağında Mişa geri döndü. Uşak şaşırarak "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Mişa başını çevirmeden mırıldandı. ''Ağlarımı toplamaya gidiyorum." "Niye? Ziyan olmalarını istemiyorum da ondan." Uşak keyiflenerek "Demek gidiyorsun." dedi. Mişa küreğini salladı ve giderken "Ivan Alekseyevçe gitsen." dedi. Ben de ağlarımı toplayıp gelirim. İvan Alekseyeviç dost geçindiği kazaklara haber vermişti bile. Ufak oğlunu Melehovlara göndermiş, Gregor'la birlikte dönmüştü çocuk. Hristiyonya kimseden haber almadığı halde yaklaşmakta olan Beyla'yı sezmiş gibi çıka geldi. Çok geçmeden da göründü. Hep birlikte durumu tartışmaya başladılar. Her an sinir bozucu seferberlik çanının sesini duymayı bekleyerek telaşlı telaşlı hep bir ağızdan konuşuyorlardı. Uşak heyecanlı heyecanlı onları kışkırtıyordu. Mutlaka buradan gitmeliyiz. Hristiyon ya, sebep göster bize. Niçin gitmemiz gerekiyor?" diye sordu. "Neden gitmeliyiz ne demek? Biraz sonra seferberlik ilan edilecek. Sen kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Ben gitmem, işte o kadar. Onlar götürür seni. Denesinler bakalım. Ben çifte koşulmuş öküz değilim." Ivan Alekseyevich Şaşı karısının evden uzaklaştırdığı sonra öfkeli öfkeli homurdandı. Götürürler seni. Uşak haklı. Yalnız biz nereye gidelim? Sorun burada asıl. Mişa içini çekerek Ben de ona bunu söylüyordum dedi. Canınız nasıl istiyorsa öyle yapın be. Sanki size aşık mıyım sanıyorsunuz diye hırladı uşak. Ben kendi başıma çeker giderim. Yanımda tabansızlar istemem zaten. Evet ama neden? Yok. Evet ama nereye? hepinizin hakkından gelip topunuzu deliye tıkacaklar. Bolşeviklik yüzünden. Nasıl olur da burada durup şaka edersiniz be? Böyle bir zamanda. Her şey alt üst olacak be. Düşünceli düşünceli ve dışarı vurmayan bir öfkeyle duvardan söktüğü paslı bir çiviyi elinde evirip çevirmekte olan Gregor Melehov kuru bir ses tonuyla uşakı susturdu. Ağır ol bakalım. Senin durumun başka. Seni bağlayan bir şey yok. Canın istediği yere gidebilirsin.'' Ama bizlerin bu işe enine boyuna düşünmemiz gerekir. Benim karım, çocuklarım var. Senin ömrünün sonuna kadar tadabileceğinden çok daha fazla barut tattım ben. Kara kara bakan öfkeli gözlerini kıstı, iri dişlerini göstererek bağırdı. İstediğin kadar çene çal. Ciğeri beş para etmez herif sen de. Uşak gelmişsin, uşak gideceksin işte. Sırtındaki ceketinden başka şeyin yok. Kime hırlıyorsun be? Diye haykırdı uşak. Subaylık taslıyor şuna bak. Bağırma bakalım. Vız gelirsin sen bana. Sivri, ufak suratı öfkeden bembeyaz kesildi. Küçücük keskin bakışlı gözleri belalı belalı ışıldamaya başladı. Bölgede Kazaklar'la Kızıl Muhafızların çatışma haberi Gregor'un huzurunu kaçırmıştı. Öfkesini uşaktan aldı. Yumruk yemiş gibi yerinden fırladı bir taburenin üstünde kıpır kıpır kıpırdanan uşaka doğru iri adımlarla yürüdü ve ona vurmak için duyduğu müthiş isteği bastırarak ''Kes sesini ulan, yılan yavrusu sen de, bok soyu. insan bozuntusu, kime emir veriyorsun sen? Götün nereye götürürse oraya git, çekil git de korkutma burasını, sonra sesine de kes, yoksa bir tane patlatırım, ömrünün sonuna kadar unutamazsın beni.'' Koşevoy, boy Gregor'un uzattığı yumruğunu uşakın burnunun dibinden öteye iterek bırak şimdi bunları Gregor diye araya girdi. Bırak şu Kazakça alışkanlıklarını bir kenara. Utanmıyor musun? Ayıp sana Melahov ayıp. Uşak öksürerek kalktı kapıya gitti. Ama eşikte kendini tutamadı geri döndü ve pis pis sırıtan Gregor'u diliyle hançerledi. Bir de kızıl muhafızların arasında bulunmuş. Jandarma sen de senin gibilerini kurşuna dizmek lazım. Bunun üzerine Gregor da kendini tutamadı. Asker çizmelerinin aşınmış topuklarına sıkıca basarak uşakı tuttuğu gibi merdivenin başına çıkardı ve tehdidi savurdu. Defol, yoksa bacaklarını ayırırım seni. Bütün bunlara hiç gerek yok. Çocuk gibi davranıyorsunuz. Ivan Alekseyeviç başını sallayarak yaptıklarını doğrulamayan bir gözle Gregor'a kötü kötü baktı. Mişa besbelli dilinin ucuna kadar gelen öfkeli sözleri tutmaya çalışarak sesini çıkarmadan oturuyor, dudaklarını ısırıyordu. Gregor biraz sıkılarak ne diye başkalarına akıl vermeye kalkıyor diyerek kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Hristiyonya ona samimiyetle baktı ve onun bakışıyla Gregor bir çocuk gibi saf saf gülümsedi. Az daha yapıştırıyordum ona ama nereye yapıştıracaksın? Bir tane vursan yarısı boşa gidecek. Eee ne diyorsunuz? Bir karara varmalıyız. İvan Alekseyeviç gözlerini kendisine diken Misha Koşovoy'un bakışları altında yerinden kıpırdandı. Soruyu Misha sormuştu. Yine çar çabuk kendisi cevaplandırmıştı. Eee Mihail, Gregor bir bakıma haklı. Ötemizi birimizi toplayıp havaya mı uçacağız yani? Ailelerimiz var geride. Misha'nın sabırsızlık gösteren bir hareketi üzerine ''Dur bir dakika'' dedi acele acele. Belki de hiçbir şey olmaz. Kim bilir? Siyatrakov'daki müfrezeyi darmadağın etmişler. Belki başkası da gelmez. Azıcık bekleyebiliriz. Benim karım, çocuğum var. Elbiselerimiz eskidi, unumuz yok. Bu durumda nasıl bırakır da giderim onları? Onlara kim bakacak sonra? Mişa sinirli bir tavırla kaşlarını kaldırdı, gözlerini toprak zemine dikti. Demek gitmeye niyetin yok. Bence beklemek daha hayırlı. Ne zaman istersek gideriz nasıl olsa. Ne dersin Gregor? Ya sen Hristonya? Hiç beklemediği halde Ivan'la Hristonya'nın desteğini bulan Gregor daha bir canlı konuşmaya başladı. Tabii ya ben de aynen böyle diyordum zaten. Uşaka bu yüzden kızdım. O kadar kolay değil bu iş. Bir iki deyince gidebiliyor muyuz hemen? Bu işi iyice bir düşünmemiz gerek diyorum ben. Düşünmemiz gerek. Tam o konuşmasını bitirdiği sırada kilisenin kulesinden bir çan sesi duyuldu ve ses meydana, sokaklara, ara yollara yayıldı. Sel sularının kahverengi yüzeyi üstünde tepelerin ıslak, kireçli yamaçlarında yuvarlandı. Nohut gibi ufalana ufalana ormanın içinde kayboldu. Sonra tekrar ve kesiksiz bir alarm işareti halinde duyuldu. Donk, 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 donk. Çalıyor işte diye gözlerini kırpıştırdı Hristiyonya. Bu kayıma biniyorum. Öbür kıyıya geçip ormana gireceğim. Ondan sonra bulsunlar bakalım beni. Koşevoy ihtiyarlar gibi ağır ağır doğrularak ee, şimdi ne olacak dedi. Gregor ötekilerin yerine şimdi gitmiyoruz diye cevap verdi. Mişa kaşlarını bir daha kaldırdı ve alnına düşen altın rengi perçemi geriye itti. Eh Allah'a ısmarladık dedi. Görünüşe göre yollarımız ayrılıyor. Ivan Alekseyevich özür dilercesine gülümsedi. Sen daha toysun Mişa, hem de ateşlisin. Yollarımız tekrar birleşmeyecek mi sanıyorsun? Birleşecek. Emin ol ki birleşecek. Koşevoy ötekilere veda edip ayrıldı. Avludan komşu harman yerine geçti. Uşak hendeğin dibine çömelmişti. Mişa'nın o yana geleceğini sezmiş olmalıydı. Kalkıp onu karşılayarak sordu. E? Ee? Reddettiler. Reddedeceklerini başından beri biliyordum zaten. Zayıf onlar. Hele Grisha. Şu senin arkadaşın pis itin teki. Onun gibi kokuşmuş bir iblis daha gelmemiştir. Hakaret etti bana domuz. Benden güçlü diye. Yanımda silah falan yoktu. Olsaydı oracıkta öldürürdüm onu. Dedi boğulur gibi. Mişe onun yanı sıra yürürken uşakın çalı gibi saçlarına bakarak düşünüyordu. Öldürürdü de yani pis kokarca. Çanın her vuruşuyla kamçı yiyorlarmış gibi hızlanarak yürüdüler. Mişa, benim eve gidelim, diye önerdi. Yanımıza biraz erzak alır, yola çıkarız. Yaya gideriz, atımı bırakacağım. Senin alacağın bir şey yok mu? Bir şeyim yok, dedi uşak bozuk bir tavırla. Kendime bir ev ya da mülk alacak kadar parayı biriktiremedim bir türlü. Son 15 günlük ücretimi bile alamadım. Ama koca şişko göbek Mokov benim ücretimin üstüne yatıp göbeğine yağ katsın.'' paramı vermeyeceği için sevincinden göbek atacaktır. Çan sesleri susmuştu. Uyuşuk sessizliği bozan tek ses yoktu. Civcivler yol kenarındaki küller arasında eşeleniyor, Buzağlar çitlerin dibindeki yeşillik arıyorlardı. Mişa dönüp geriye baktı. Kazaklar acele acele meydandaki toplantıya gidiyor, bir kısmı üniformalarının düğmelerini yolda ilikliyordu. Bir atlı meydandan hızla geçti. Okulun yanında kalabalık toplanmıştı. Kadınların yazmalarıyla etekleri görünüyor. Kazaklar siyah bir yığın halinde duruyordu. Su dolu kovalarla giden bir kadın, kör inançları yüzünden önlerinden geçmek istemeyerek durdu. Öfkeyle, "Hadi çabuk çabuk, çabuk olun." diye seslendi. "Önünüzden geçmek istemiyorum." Mişa onu selamladı ve pırıl pırıl bir gülümsemeyle sordu kadına. "Bütün kazaklar toplantıya gidiyor. Sen nereye böyle? Yanlış yöne gidiyorsun Mişa." Evde yapılacak bir işim vardı. Bir yan sokağa saptılar. Mişanın evinin çatısı, çatıdaki sığırcık kafesiyle, kafese bağlı olan ve rüzgarda sallanıp duran kuru vişne dalı görünüyordu. Tepenin üzerinde yel değirmeni ağır ağır dönüyor, yırtık yelken bezi yapraklanıyor, dik çatıyı örten saçlar hafif hafif tıkırdıyordu. Güneş kuvvetli değildi ama ısıtıyordu. Dondan taptaze bir meltem esiyordu. Bogotir yavun avlusunda birkaç kadın kocaman evi balçıkla sıvayıp paskalya'ya hazır etmek için badalanıyordu. Bir tanesi balçı gübreyle karıştırıyordu. Eteklerini kaldırıp toplamış, dolgun beyaz bacaklarıyla yapışkan yığını eze eze bir daire çiziyordu. Eteklerini parmaklarının ucuyla tutuyor, hemen dizlerinin üstünde etine sımsıkı gömülmüş pamuklu diz bağları görünüyordu. Bu kadın görünüşüne önem veriyordu. Güneş daha ufukta iyice yükselmediği halde yüzünü yazmasına sarmıştı. Sadece gözleri açıkta kalacak biçimde yüzlerini yazmayla saran öteki iki kadın saz döşeli çatının altındaki seyyar merdivene çıkmış badana yapıyordu. Kollarını dirseklerin üstüne kadar sıvamış, fırçayı ileri geri sürdükçe üstlerine başlarına beyaz badana sıçratıyorlardı. Çalışırken bir yandan da şarkı söylüyorlardı. Büyüyü ve Bogatiryov'un oğullarından birinin dul karısı olan Maria açıktan açığa Mişa'ya kur yapıyordu.'' Çilli ama güzel bir kadındı. Bütün köyde ün yapmıştı. Erkek sesi gibi güçlü sesiyle hafiften başladı. Ah daha çilesi yoktur. Öteki iki kadın da katıldı ve üç kadının sesi, acı, basit bir yankılanmayı dile getiren şarkıda ustalıklı bir şekilde örgütlendi. Savaşa giden sevgilimden, topçudur delikanlım, aklından çıkmaz adım. Mişa ile Uşak çitin yakınından geçiyor ve çayırda kişneyen atların sesine karışan şarkıyı dinliyordu. Derken bir mektup geldi, verdi kara haber. Sevgilim öldürülmüş, öldürülmüş o sevgili. Sevgilim, ah sevgilim, sevgilim öldürülmüş. Oracıkta kalmış bir çalının dibinde serili. Maria sıcak gri gözleri yazmanın altında pırıl pırıl parlayarak aşağıya Mişa'ya baktı. Kirece bulanmış yüzü bir gülümsemeyle aydınlanarak kalın, aşk dolu bir sesle şarkısına devam etti. Ve bukleleri, ah altın bukleleri, savrulmuş hep rüzgarda ve gözleri, koyu kahverengi gözleri, yem olmuş kuzgunlara. Misha her zaman kadınlara takındığı o yumuşak tavrıyla ona gülümsediği ve balçığı yoğurmakta olan Palageya'ya döndü. Eteğini biraz daha kaldırsana. Çitin üzerinden iyi göremiyoruz. Palagea gözlerini kıstı. Eğer istersen görürsün. Maria merdivenin üstünde ellerini kalçalarına dayayıp döndüğü Arkaya bakarak kelimeleri yaya yaya sordu. Nerelerdeydin canımın içi? Balıktaydım. Uzaklaşma buralardan da. Ambara girer keyfederiz seninle. Seni utanmaz kaltak. Maria dilini şaklattı ve gülerek ıslak fırçayı Mişa'ya salladı. Badan adamlarım Mişa'nın ceketiyle kasketine sıçradı. Öteki kadın süt beyazı dişlerini göstererek gülümseyip arkalarından bağırdı. Hiç değilse uşakı bize bıraksaydın. Evin temizlenmesinde yardım ederdi bize. Maria ona bir şey fısıldadı. İkisi birden makaraları koyverdi. Uşak, şehvet düşkünü kancıklar diye kaşlarını çatarak adımlarını hızlandırdı. Ama Mişa, baygın, yumuşak bir gülümsemeyle uşakı düzeltti. ''Şehvet düşkünü değil, sadece şen. Gidiyorum ama sevgilimi de arkada bırakıyorum hani?'' diye ekledi kendi avlusunun kapısından içeri girerken. 23. Koşevoy ayrıldıktan sonra diğerleri bir süre konuşmadan oturdu. Tehlike çanı köyün üzerinde çalıyor evin küçük pencerelerinin camlarını sarsıyordu. Ivan Alekseyeviç pencereden dışarı bakıyordu. Sabah ışığı altında sundurmadan yere gevrek bir gölge vuruldu. Taze otların üzerinde çiğ, kurşuni duruyordu. Gökyüzü camın ardından bile masmavi görünüyordu. Ivan, Hristiyonya'nın öne eğik başına baktı. Belki de böylece her şey bir son bulur ha? Migulinskayalılar kızılları dağıttı. Belki bununla yetinir, daha da ileri gitmezler. Hayır. Gregor tepeden tırnağa kadar bir ürperti geçirdi. Bir kez başladılar, devam ederler artık. E, meydana gidelim mi? Ivan Alekseyevich uzanıp kasketini aldı, kendi içindeki kuşkuları dile getirerek sordu. Yoksa paslandık mı biz artık? Mihail deli dolu ama hareketli bir delikanlı. Utandırdı bizi. Kimse cevap vermedi. Hiç konuşmadan çıkıp meydana doğru kıvrıldılar. Ivan Alekseyeviç yere bakarak dalgın dalgın yürüyordu. Yanlış yol tuttuğunu, vicdanının sesine uymadığı düşüncesi onu rahatsız ediyordu. Mişa ile uşak haklıydı. Kendilerinin de hiç duraksamadan gitmesi gerekirdi. Kendi kendine haklı çıkarmak için yaptığı çabalar hep boşa çıkıyor ve içindeki düşünceli, alaycı bir ses tıpkı at toynaklarının çayırdaki incecik buz tabakasına eğilişi gibi bütün çabalarını öylece paramparça ediyordu.'' İyice kafasına koyduğu biricik şey ilk fırsatta Bolşeviklere kaçmaktı. Bu karara meydana giderlerken vardı. Ama onların başka türlü iç mücadeleleri geçirmekte olduğunu anladığı ve daha şimdiden içten içe onlara karşı bir korku duyduğu için kararını ne Gregor'a ne de Hristiyonya'ya söyledi. Üçü de mazeret olarak ailelerini öne sürüp Uşak'ın önerisini geri çevirmişti. Ama üçü de mazeretlerinin sudan olduğunu ve kararlarını haklı gösteremediklerini biliyordu. Şimdi her biri ötekilerin yanında sıkılıyor, aşağılık, utanç verici bir şey yapmış gibi rahatsız oluyordu. Hiç konuşmuyorlardı. Ama Molokov'un evinin önden geçerlerken Ivan Alekseyeviç bu iğrenç suskunluğa daha fazla dayanamadı. Hem kendisini hem de ötekileri cezalandırır gibi konuştu. Saklamanın yararı yok. Cepheden birer Bolşevik olarak döndük, şimdi de saklanacak çalı gibi arıyoruz. Başkaları bizim yerimize dövüşsün. Biz karlarımızın dizi dibinde oturalım. Gregor, ben kendi payıma dövüştüm. Biraz da başkaları dövüşsün. Diye tersler gibi cevap vererek başını çevirdi. Peki ama nasıl oluyor da böyle hareket edilebiliyor? Diye ekledi Hristiyonya. Bir sürü çapulcu. Onlar gibileriyle mi birlik olacağız? Bunlar ne biçim kızıl muhafızı o diyorlar kendilerine. Kadınların ırzına geçmek, kazakları soymak, adımımızı bileyerek atmalıyız. Körler hep iskemleye takılır düşer. İvan hırçın bir tavırla ''Peki sen onları gözünde gördün mü Hristonya?'' diye sordu. ''Milletin ağzında işte.'' ''Ah millet. Peki yeter artık. Bizi duymaları doğru olmaz.'' Kazak pantolonlarıyla, kasketlerle, şurada burada göze çarpan eski püskü siyah kalpaklarla meydan bir renk cümbüşü içindeydi. Köyün bütün erkekleri toplanmıştı. Hiç kadın yoktu. Yalnız ihtiyarlar, savaşa katılanlar ve daha gençler gelmişti. En ihtiyarlar değneklerine dayanmış en önde duruyordu. Onursal yargıçlar, kilise meclisi üyeleri, okul yöneticileri ve kilise mütevellisi Gregor'un gözleri babasının kırlaşmış sakalını aradı ve onun Miron Çin yanında dikildiğini gördü. Onların önünde tören üniformasını giymiş, madalyalarını takmış olan ihtiyar Grishaka budaklık değneğine dayanarak duruyordu. Pantalei ve Miron'la birlikte köyün bütün ihtiyarları oradaydı. Onların ardında çoğu Gregor'un silah arkadaşları olan gençler yer almıştı. Gregor halkanın karşı tarafında ağabeyi Piotr'u gördü. Miron'un üniforması St. George nişanının kurdeleleriyle süslüydü. Onun solunda Mitka Kurşunov, Prohor Zikov'dan sigarasını yakıyordu. Prohor dudaklarını büzüp Dana gözlerini devirerek Mitka kolay yaksın diye kendi sigarasından kuvvetle nefes çekiyordu. Arkada en genç kazaklar toplanmıştı. Halkanın ortasında, ayakları yumuşak ve hala ıslak toprağa gömülmüş eski püskü bir masanın başına köy devrim komitesi başkanı oturmuştu. Onun yanında Gregor'un tanımadığı, başında kokartlı haki bir kasket, sırtında apoletli deri ceket, ayağında yine haki pantolon olan bir teğmen ayakta duruyordu. Başkan kaygılı bir tavırla ona bir şeyler söylüyordu. Subay da onu iyice duyabilmek için biraz öne eğilmiş, kepçe kulağını başkanın sakalına iyice yaklaştırmıştı. Toplantı bir arı kovanı gibi uğulduyordu. Kazaklar kendi aralarında konuşuyor, şakalaşıyordu ama bütün yüzlerde heyecanlı bir ifade okunuyordu. Birisi daha fazla sabredemeyerek bağırdı. Başlayalım artık. Ne bekliyoruz? Hemen hemen herkes burada. Subay doğruldu kasketini çıkardı ve kendi aile çevresi içinde konuşuyormuş gibi rahat bir tavırla söze başladı. Köyün ak ve siz, cephede gelen kazak kardeşler. Siyatrakov köyünde olanları hepiniz duydunuz, değil mi? Hristonya dik dik çıkan sesiyle, kim bu be, nereden? diye sordu. Vraşanskaya'dan, adı Saldatov galiba. Bir iki gün önce diye devam etti Teğmen. Siyatrakov köyüne bir kızıl muhafız müfrezesi geldi. Almanlar Ukrayna'yı işgal edip Don bölgesine doğru ilerlerken kızıl muhafızları da demir yolundan geri sürmüş. Kızıllar Siyatrakov'a girip kazakların mallarını yağmalamaya, kadınlarının ırzına geçmeye, kanunsuz yere adam tutuklamaya başlamışlar. Komşu köyde olanlar haber alınca elde silah kızılların üzerine varmış.'' Müfreze'nin yarısını öldürüp geri kalanları da esir almışlar. Kazakların eline esaslı ganimet geçmiş. Şimdi Mugulinskaya ve Kazanskaya bucaklarının kazakları Bolşevik hükümetini bölgelerinden attılar. Genç, yaşlı bütün kazaklar durgun donu savunmak için ayaklanmıştır. Vyashanskaya'da devrim komitesi yakapaça dışarı edildi ve bir bölge atamanı seçildi. Aynı şeyi hemen hemen bütün köyler yaptı konuşmanın bu noktasında ihtiyarlardan hafif bir mırıltıdır yükseldi. Her yerde müfrezeler kuruldu. Siz de Stanitsa'yı yani gelecek olan yabani çapulcu sürülerinden korumak için cephede dönen kazaklar arasında seçilecek bir müfreze kurmalısınız. Kendi yöntemimizi kurmalıyız. Kızıl hükümeti istemiyoruz. Onlar özgürlük değil sadece ahlaksızlık getiriyor. Müziklerin karılarımızı, bacılarımızı ifade etmelerine, ortodoks inançlarımızı alay etmelerine, kutsal kiliselerimizi kirletmelerine, malımızın mülkümüzü yağmalamalarına izin vermeyeceğiz. Öyle değil mi aksakallar? Toplantıya katılanlardan birbirine gök gürültüsünü andıran bir evet yükseldi. Subay bir bildiri okumaya başladı. Başkan kağıtlarını filan unutup usulca masadan uzaklaştı. Aksakallar grup halinde tek kelime konuşmadan dinliyordu. Arkada cephe kazakları kendi aralarında mırıltıyla konuşuyordu. Subay okumaya başlar başlamaz Gregor kalabalığın arasından savuşup evinin yolunu tuttu. Miron Grogovic onun ayrıldığını fark ederek Pantelev'i dirseğiyle dürttü. Senin küçük oğlan savuşuyor. Pantelev seke seke halkadan dışarı çıktı ve emreden bir sesle bağırdı. Gregor! Oğlu yarım döndü ve geriye bakmaksızın durdu. Kalabalıktan bir kükreyiş halinde ne diye uzaklaşıyorsun geri dön. Sesleri yükseldi ...ve insan yüzlerinde bir duvar... ...Gregor'dan yana çevrildi. Bir de subay olacak. Hiç geri gelmeseydin bari. O da bol yanındaydı. Kazak kanı döktü. Kızıl iblis. Bağırışlar... ...Gregor'un kulağına gitti. Vesbelli kendi kendisiyle mücadele ederek... ...dişlerini gıcırdata gıcırdata dinliyordu. Bir an daha geçse... ...arkasına bile bakmadan çekip gideceğine benziyordu. Ama onun bir anlık... ...kararsızlığından sonra yere baka baka kalabalığa doğru geldiğini gören Pantelevle Piotr rahat bir nefes aldı. O günü yaşlılar sürüklüyordu. Şaşılacak bir hızla Miron Grogevich ataman seçildi. Miron, çilli yüzü kül kesilerek halkanın ortasına çıktı ve şaşkın şaşkın atamanlık yetki simgesi olan bakır başlı asayı kendinden önceki atamanın elinden aldı. Daha önce hiç ataman seçilmediği için kendisini çağırdıkları zaman duraksamış, böyle bir onura layık olmadığını, cahil olduğunu ileri sürerek atamanlığı reddetmişti. Ama bu sefer ihtiyarlar diretti. Allah sayı Gregoryevich, reddetme. Köydeki en iyi çiftçi sensin. Sen bizim malımızı ziyan etmezsin. Dikkat et, sen de köy malını Semyon gibi içkiye verme sakın. O yapmaz öyle şey. Onun kendi malı mülkü bol, eğer öyle bir şey yaparsa nasıl olsa alırız ondan. Coin gibi yüzeriz derisini. Seçim koşulları ve bölgedeki yarı savaş hali o kadar olağanüstüydü ki Miron fazla üstelemeden kabul etti. Eskiden bölge atamanı köye gelir, kazak ailelerinin reisleriyle toplantıya çağrılır ve oylama yapılırdı. Bu sefer öyle olmadı seçim. Şimdi sadece Kurşunova oy verenler sağa çıksın dendi ve bütün kalabalık oyana kaydı. Yalnız kurşun ova garezi olan kunduracı tamircisi bir otlaktaki yaprak hastalığına tutulmuş meşe ağacı gibi tek başına dikildi kaldığı olduğu yerde. Soğuk soğuk ter döken Miro'nun daha gözünü kırpmasına fırsat kalmadan asa eline tutuşturuldu ve kükreme yükseldi. Hani bize ziyafet şimdi? Yeni ataman havaya kaldıralım. Fakat subay işe karıştı ve geri kalan konuları ciddiyetle ele almalarını sağlayacak biçimde zekice yönetti toplantıyı. Köy müfrezesi komutanının seçilmesi konusunda ortaya atıldı. Herhalde Vyashenka da Gregor'dan söz edildiğini duymuş olmalıydı ki Gregor'u ve Gregor'un kişiliğinde köyü överek söze başladı. Subaylık yapmış birinin komutan olması iyidir. Eğer dövüşmek zorunda kalırsak hem daha iyi sonuçlar alırız hem de daha az kayıp veririz. Köyünüzde kahraman çok. Size istediğimiz zorla kabul ettirmem gerçi. Ama kendi hesabıma göre ben size Teymen Melehov'u salık veririm. Hangisini? İki tane Melehov var bizde. Subay gözlerini kalabalığın üzerinde dolaştırdı. Gregor'un öne eğik başını gördü ve gülümseyerek haykırdı. Gregor Melehov'u. Ne dersiniz Kazaklar? İyi adamdır. Gregor Melehov çetin cevizdir o. Halkanın ortasına çık. Aksakallar sana bir bakmak istiyor. Arkasından ileri doğru itilen Gregor, yüzü kıpkırmızı kesilerek halkanın ortasına çıktı ve sıkıştırılmış bir av hayvanı gibi çevresine bakındı. Matvey Kaşilin değneğini yere vurarak "Oğullarımızın başına geç." dedi ve gösterişli bir kol hareketiyle hat çıkardı. "Onların başına geç ve onlara yol göster ki erkek kazın peşinden giden dişi kazlar gibi onlar da ardından ayrılmasın." Erkek kaznasla ailesini korur, onları hayvandan ve insandan kurtarırsa sen de onlara öylece göz kulak olmalısın. Dört nişan daha kazanmayı Tanrı sana nasip eylesin. Pantelev Prokofievich, Yaman oğlum var. Kafası da çalışır ha. Ulan topal şeytan, hani bize içki ısmarlamak? Aksakallar, susun. Gönüllü istemeden seferberlik ilan edelim mi? Gönüllü ya çıkar ya çıkmaz. Hayır, gönüllü isteyelim. Sen kendin git. Ardından tutan mı var? O arada köyün üst başında yeni seçilen atamanla fısır fısır bir şeyler konuşmakta olan dört ak sakal subaya yaklaştı. İçlerinden ufak tefek, dişleri dökülmüş, buruşuk takma adıyla anılan biri bütün ömrünü önemsiz bir takım çekişmeler yüzünden mahkemelerde geçirmekle ön sağlamıştı. Mahkemeye o kadar sık giderdi ki biricik ata olan kırk sıra yolu iyice ezberlemişti. Sarhoş sahibi güç bela arabaya tırmanıp da o incecik zayıf sesiyle ''Haydi mahkemeye!'' diye bağırdı mı hiç şaşırmadan hemencecik yolu tutardı hayvan. Buruşuk eski kasketini başından çıkardı. teymenin yanına gitti. Öteki ihtiyarlar içlerinden biri köyde çok saygı gören Gerasim Boltirev adında iyi bir çiftçiydi. Az açıkta durdular. İlk konuşan birçok başka meziyetinin yanı sıra kendi sesini duymaya da bayılan Buruşuk oldu.'' Asaletlim, bizim köyü iyi bilmediğiniz anlaşılıyor. Yoksa komutan olarak Gregor Melehov'u seçmezdiniz. Biz aksakallar olarak bu seçimden şikayetçiyiz. Şikayet de hakkımızdır biliyorsunuz. Gregor'a karşı bir itirazımız var. Ne itiraz? Nedir? Gregor, kızıl muhafızların arasında bulunmuş ve onlara komutanlık etmişken ona nasıl güvenebiliriz? Yaralanıp onların arasından döneli daha iki ay oldu. Subay kıp kırmızı kesildi hücum eden kanla kulakları şişer gibi oldu. Bu sahiden doğru mu? Ben duymamıştım. Kimse bana böyle bir şey söylemedi. Doğrudur. Bolşeviklerle birlikte bulunmuştur o. Diye bir başka ihtiyar zalimce doğruladı ötekine. Ona güvenemeyiz. Değiştirin. Bizim genç kazaklar ne diyor? İlk çarpışmada Gregor'un kendilerine ihanet edeceğini söylüyorlar. Subay ayak parmaklarının ucunda yükselip zekice bir manevrayla cepheden dönenler sanki orada yokmuş gibi davranarak aksakallar diye ihtiyarlara seslendi. Aksakallar biraz önce Gregor Merehov'u komutan seçtik ama acaba bunda bir tehlike yok mu? Onun kışın kızıl muhafızların yanında olduğunu söylediler şimdi bana. Oğullarınızı, torunlarınızı ona emanet edebilir misiniz? Ya siz cepheden dönen kardeşlerim sizler gönül rahatlığıyla onun ardından gidebilir misiniz?'' Kazaklar gıklarını çıkarmadan önce şaşkınlık içinde kaldı. Sonra karma karışık, birbirine zıt bağırışmalar yükseldi. Tek kelime anlamaya olanak yoktu. Gürültü dindikten sonra gür kıvırcık kaşlı ihtiyar Bogotir Yov ortaya çıktı. Kasketini eline aldı ve çevresine bakındı. Ben kendi aptal kafamla şöyle düşünüyorum. Gregor, Pantaleyevçe bu mevkiyi veremeyiz. O yanlış yolda yürümüştür. Bunu hepimiz duyduk. Önce güvenimizi kazansın, yaptıklarının kefaretini ödesin, o zaman düşünürüz. İyi bir savaşçıdır, biliyoruz. Ne var ki, pustan güneşi göremiyoruz, eski hizmetlerini göremiyoruz. Bolşeviklerle birlikte çalışmış olması gözümüze batıyor. Genç Andreev, Kaşulin sert bir sesle, er olsun, diye bağırdı. Pyotr Melehova er baş yapın, Grisha sürüye katılsın. Kendimize de ne komutan seçermişiz ha. Gregor heyecandan kıpkırmızı kesilerek ''Evet, komutanlığınızı ben de istemiyorum. Ne diye beni öne sürdünüz?'' diye bağırdı. Elini sallayarak devam etti. ''Beni isteseniz de kabul etmem zaten bu görevi.'' Ellerini pantolonunun ceplerine daldırdı, başını önüne eğip azametli bir tavırla yürüdü, gitti. Arkasından bağırışmalar oldu. ''O kadar da uzun boylu değil yani.'' Kokmuş balık. O kanca burnunu pek havalarda tutuyorsun. Susnak nedir bilmez ki. Cephedeyken subayların karşısında bile ağzını kapatmazdı. Geri dön. Haydi peşinden. Yuh. Yuh. Niye böyle cezasız bırakıyoruz? Kendimiz yargılayalım onu. Toplantı tekrar sükunet bulunana kadar epey zaman geçti. Tartışma harareti içinde itişip kakışanlar, burnu kanayanlar oldu. Delikanlar birbirlerinin gözünün altını orarıp pişiriverdi. Sonunda sükunet geri gelince Piotr Melehov'u komutan seçtiler. Gururundan alal al oldu. Ama bu sefer de subay arkasını göremediği çok yüksek bir engelle karşılaşmış sıcak kanlı bir at gibi kala kaldı. Zira iş gönüllü istemeye gelince hiç çıkan olmadı. Bütün toplantı süresince tutumlarını belli etmemiş olan cephe askerleri kararsız davranıyor, gönüllü yazılmaya istekli görünmüyor ve işi şakaya boğarak atlıyorlardı. ''Sen niye gitmiyorsun Ani Kuşka?'' Ani Kuşka mırıldandı. ''Ben çok gencim. Daha bıyıklarım bile terlemedi.'' ''Bırak şakayı şimdi. Bizimle dalga geçiyorsun değil mi?'' diye ihtiyar Kaşulin onun kulağının ta dibinde haykırdı. ''Ani Kuşka, sen kendi oğlunu yazdır diye karşılık verdi. Masadan Prohor Zikov diye bağırdı biri. Adını yazalım mı? Bilmem ki diye cevap verdi Prohor. Yazıyoruz. Mitka Kurşinov ciddi bir suratla masaya gitti ve sert bir sesle yazın beni dedi. E başka kim geliyor? Sen ne diyorsun Fedot Bodoskov? Fedot kalmuk gözlerine indirerek benim fıtığım var diye mırıldandı. Cephe kazakları kahkahadan kırılırken bir yandan da insafsızca maytaba aldılar onu. Karnı da yanında götür. Eğer fıtığın başına dert açarsa karın düzeltir. Halkanın öbür yanında da bir başka şaka kahkahayı boğdu kalabalığı. Seni aşçı yaparız. Eğer çorban bir kötü çıkarsa bütün çorbayı sana içeririz. Fıtığın da öbür yanında fırlar. Geri çekilmede iyileşirsin sen. Nasıl olsa hızlı koşamazsın. Ama ak sakallar kızıp lanet okumaya başladı. Yeter! Yeter! Ne varmış bu kadar neşelenecek? Tam da aptallıklarını gösterecek zamanı buldular. İçlerinden biri ayıp size delikanlılar diye bağırdı. Ya Tanrı'ya karşı? Onun gözünden kaçmaz bunlar. Millet ölüyor. Siz burada Tanrı'yı düşünün. Subay çevresine bakınarak Ivan Tomilin diye seslendi. Tomilin ben topçuyum diye cevap verdi. Yazalım mı seni de? Topçuya ihtiyacımız olacak. Hadi öyle olsun yaz bakalım beni de. Hani ile daha birkaç kişi hemen Tomilin'i maytaba aldılar. Sana söğüt kütüğünden oyma bir top yaparız. Gülle yerine bal kapağı patates atarsın. Şakalaşmalar, gülüşmeler arasında 60 kişi yazıldı. En son yazılan Hristiyonya oldu. Masanın yanına gidip düşüne taşına konuştu. Yazın benim adımı da. Yalnız size şimdiden söyleyeyim ki ben dövüşmem. Subay sinirlenerek Öyleyse neden yazdırıyorsun kendini? Diye sordu. Seyredeceğim subayım. Seyretmek istiyorum. Yazın onu da. Diyerek omuzlarını sıktı subay. Toplantı ancak öğleye doğru sona erdi. Mugulinskaya köylülerini desteklemek üzere hemen cumartesi günü müfreze çıkarılması kararlaştırıldı. Ertesi sabah yazılan 60 gönüllüden ancak 40'ı geldi meydan yerine. Kaputu ve yüksek konçlu çizmeleri içinde iki dirhem bir çekirdek Piotr kazakları gözden geçirdi. Çoğun napaletinde eski alaylarının numarası duruyordu. Eğerlerine yiyecek, çamaşır ve cepheden getirdikleri cephane ile tıka basa dolu heybeler yüklemişlerdi. Hepsinin tüfeği yoktu ama çoğunun kılıcı vardı.'' Onları uğurlamak için meydanda kadınlar, çocuklar ve yaşlı erkeklerden meydana gelen bir kalabalık toplanmıştı. Piotr, oynak atının üstünde yarım bölüğünü yürüyüş düzenine soktu, karma karışık donlardaki atları, kimi kaputlu, kimi ceketli, branda bezinden yağmurluklu atları denetledi ve hareket emri verdi. Müfrezeyi tepeye adeta ile çıkardı. Kazaklar mahzun mahzun geriye, köye baktılar. Son sırada bulunanlardan biri havaya bir el ateş etti. Tepede piyatro eldivenlerini giydiği, buğday rengi bıyıklarını sıvazladığı, atının başını çevirip hayvanı yan yan yürüterek ve kasketini sol elinde tutarak bağırdı. Bölük süratli kazaklar, üzengilerin üzerinde kalkıp kırbaçlarını sallayarak atlarını tırısa kaldırdı. Rüzgar yüzlerini kamçılıyor, atların kuyruklarını, yelelerini savuruyor ve ince bir yağmur serpiliyordu. Kazaklar konuşmaya, şakalaşmaya başladı. Hristonya'nın kuzgünü Yağız atı tökezledi. Bunun üzerine Hristonya bir küfür savurup kamçıyı basarak hayvanı kızıştırdı. At başını kaldırdı, boynunu yay gibi kıvırarak aniden dört nala kalkıp sıradan çıkıverdi. Kazaklar ta Kargin'e varana kadar neşelerini korudu. Savaş çıkmayacağına, Muglinskaya'da olayının Bolşeviklerin Kazak topraklarına kazara girmelerinden ileri geldiğine yürekten inanarak sürüyorlardı atlarını.